Merhaba Ayşe. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl oldun? Daha iyiyim. Hande sana teşekkür etmek istedi. O yüzden geldim. Buyurun. Buyurun böyle içeri geçin. Buyurun size. Ayşeciğim. Ben girmeyeyim. Hande seninle tek başına konuşmak istedi. Biliyorsun durumları zaten. Ne olursun biraz daha idare et. Hala Ferit'le evleneceğini sanıyorum. Seni de hatırlam. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol. Söyle abi. Asıl sen söyle bakayım. Neredesin? Ne haldesin? Söyle. Bizim Efkar Mahallindeyim. Hani şu babamların hep takıldığı mekan var ya, oradayım. Bu saatte ne Efkar oğlum? İyi tamam, bekle, geliyorum tamam. Ya ne geliyorsun abi? Sen bak işine gücüne. Ailen var senin. Her şeyden önemlisi annen var. Sen onlarla ilgilen. Bırak beni, ne yapacaksın beni ya? Oğlum bak, arabesk arabesk laflar edip benim sinirimi bozma. Hava almaya çıkıyordum zaten. Bir yere ayrılma, geliyorum işte. Eyvallah. Başka bir arzunuz var mıydı Ferit Bey? Ozanım sana zahmet. Şuraya yeni bir servis aç. Bir de benim kadeyi tazele. Hemen efendim. Eyvallah, baş tacısın. Hande, oturmak ister misin? Aç mısın? Yok, değilim. İçerisi rutubet kokuyor. Ya birkaç şey vardı. Halledemedim ama en kısa zamanda çözeceğim. Kışta geliyor, ısınmaz burası. Çok soğuk. Sorun değil. Battaniyeler her zaman işe yarar, biliyorsun. Üzüldüm şimdi ya. Senin gibi temiz kalpli insanlar nerelerde yaşıyor? Yani... Hayat herkese adil davranmıyor sonuçta, biliyorsun. Bazen hak etmediğimiz şeyleri de yaşayabiliyoruz. Doğru söylüyorsun. Hastanede bana kan vermişsin. Benim hak edip etmediğimi nereden biliyorsun? O öyle bir şey değildi ki. Ben insani görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsaydı o da aynı şeyi yapardı, eminim. Ondan çok emin olma. Yani ben sana ya da tanımadığım başka birine kan verir miydim bilmiyorum. O senin tercihin. Yalnız mı yaşıyorsun burada? Evet. Sevgilin yok mu? Yok ama alışkınım ben yani. Zaten biriyle yaşayamayacak kadar yalnızlığa alışkınım. Yalnızlık güzel ama aşık olduğum biriyle olmak da çok güzel. Bak ben evleniyorum mesela aşık olduğum adamla. Yakında düğünümüz var. Gelsene sen de. Ferit'in çok yakışıklı arkadaşları var. Kusura bakma, bu bana özel bir şey. Sen kusura bakma ama ben gördüm onu. Boşandığın biri var. Evet. Ben de soruyorum sana ya, sevgilin var mı diye. Kusura bakma. Sen mi istedin boşanmayı? İkimizin ortak kararıydı. Biz birbirimize çok aşık bir çifttik. Aşkımız çok büyüktü. Ayrılmamız da öyle olacak. Ama bazen bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor. Ayrılığı bile sindirebilmek lazım. Ben ölsem vazgeçemem aşkımdan. Neyse, bunları konuşmayalım. Ya onun için gelmedim zaten. Annem de bekliyor, gideyim ben artık. Çok teşekkür ederim tekrar. Ne demek? Biz kan kardeş gibi bir şey olduk sen de böyle. Hadi görüşürüz. Tamam. Tamam öyle yaparız.
Ben seni arayacağım sonra. Kızım. Ne oldu yavrum, iyi misin? Yine karnın mı ağrıdı annem? Tam geçti. Birden keskin bir sancı giriyor, sonra geçiyor. İyiyim şimdi, tamam. İyiyim. Çok üzüldüm haline ya. Yardım edelim. Ayşe gururlu kızdır, yardım istemez. Hadi gidelim. Hemen de tanımışsın. İnsan sarrafı demek. Kalp Yarısı ATV'de.